kanalıma hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi minik evcil dostlarımıza, kedi veya köpeklere böyle sırasını küçülterek, büyülterek istediğiniz büyüklükte yapabileceğiniz boyunluk, fular ne derseniz bu güzel modeli bu videomuzda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Beyaz yeri toplamda 5 sıra. Kediler için yapacaksanız 3 sıra veya 4 sıra yeterli gelecektir. Video içerisinde nereden büyüteceğinizi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekil olacak takınca. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte yapabileceğiniz bir model. Hadi şimdi geçelim. Büyük köpekler için de yapacaksanız pamuklu makrame ipleriyle yaparsanız daha sağlam olacaktır. Şimdi biz küçük bir modelde bu şekil orta ip kalınlıkta ipimle anlatmaya çalışacağım. 4 milim tığım ve makasım. Yün iğnem hepsi hazır. Beyazla başlıyoruz. Sihirli halka yapmayı bilmeyenler Dilerseniz zincir çekerek de minik bir halka yapabilirsiniz. 3 tane zincir, 6 tane bu şekil ikili trabzan. Evet, iki de çıkıyoruz trabzanlarımıza. Hiç yapmamış olanlar, örgüyü yeni başlayanlar bile kolaylıkla örebilir. 1 tane zincir, devam ediyoruz. Aynı yere 6 tane daha ikili trabzan. Evet video içerisinde nereden artırdığınızı ne kadar büyük yapabileceğinizi veya küçük yapabileceğinizi arada anlatmaya çalışacağım. Sihirli halkamızı sıktırıyoruz. 6 tane de bu tarafa yaptık. 3 tane zincir ve döndük. İlk baştaki trabzan tepesine 2 iki tane ikili trabzan. Evet trabzanlarımızı hep ikili yapıyoruz. O şey o yüzden şimdi normal modeli anlatmaya geçelim. İlmeklerimizi trabzanın ön taraflarından alarak yapıyoruz. Evet önden alıyoruz. Zincir yerimize geldik. Bir tane yaptık. Bir zincir aynı yere tekrar artırmamızı yaptık. Devam ediyoruz. İlmeklerimizi önden alarak düz bir şekilde örüyoruz. Evet sonuncuyu yapıyoruz önden alarak. Şimdi bu sonda aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Ve şimdi ilk başta ortada ve sonda artırmalarımız model bitene kadar devam edecek. Şu zinciri saymıyoruz. 3 zincir dönüyoruz. İlk baştaki trabzan tepesine 2 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadan alıyoruz bu sırada. Evet ilmeklerimizi trabzana böyle bu şekilde batacağız, arkadan alarak örüyoruz. Modelimizin ters tarafı düz, ön tarafı kabartmalı duracak. Hepsine böyle tek tek birer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, yuvaya geldik. Bir tane yaptık. Bir zincir aynı yere tekrar. Bu artırma işlemini başta, ortada, sonda yaptığımız sürece modelimiz eksilme veya fazla bir çoğalma olmaz. Evet, eğer kediler için yapacaksanız bu sırayı da bu şekil bitince ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi sayalım. 9 Şimdi 2 tane yapıyoruz. 11 ortadaki zincirin sağında ve solunda trabzan sayıları aynı olması lazım. Burada ipi kesebilirsiniz kediler için. Köpekler için de dilediğiniz büyüklükte sırası hep aynı olacak şekilde istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi önden alıyoruz. Modelin tersi bize bakarken ilmeklerimiz bu şekil önden alarak modelin yüzünde ters tarafından batarak Evet bu şekil önden alarak tek tek yapıyoruz trabzanlarımızı ortaya gelince artırmamızı yapacağız yine Evet ortaya geldik şimdi bir tane yapıyoruz trabzan bir zincir aynı yere tekrar sıra hep kendini tekrarlıyor Biraz fazla uzun oldu videom ama anlaşılması açısından evet örgüye yeni başlayanlar için böyle detaylı bir şekilde anlatmak istedim genç kızlarımız meraklı bu tür örgülere devam ediyoruz bu şekilde ilmeklerimizi önden alarak sonuncuyu da yapalım en sonda artırmamız vardı. Evet. 3 zincir. Şimdi ben gördüğünüz gibi 4 sıra ördüm. 2 3 4. 5. sırada son sıra. Büyütmek isteyenler sırayı tekrarlayarak istediği büyüklükte yapabilir. 2 tane yaptıktan sonra tığımı arkadan ilmeklerden alarak bu sırayı da böyle tek tek trabzanlara örerek bitireceğim. Sonra siyah ipimize geçebiliriz. Evet yuvaya bir tane trabzan bir zincir tekrar bir trabzan ilmeklerimi arkadan tığımı gördüğünüz gibi alarak ilmeklerimi böyle tek tek trabzanlarımı öreceğim her trabzana bir tane sona geldim tekrar göstermek istedim sonda iki tane trabzanı düz yaparak bu şekil bir zincir ipimi kesebilirim. Benim için 5 sıra beyaz yeri yeterli. 2 2 4 6 8 10 12 14 16 trabzanla bitirmiş oldum. 16 da diğer tarafta toplamda 32 tane trabzanım var. Evet. Beyaz yeri bu şekil benim için yeterli. Şimdi siyepime geçebiliriz. Modelimizin ip koparttığımız yerden değil düz tarafından diğer ucundan başlıyoruz. İkili trabzan. İki tane aynı yere yaptım. Siyah da çok belli olmasa da yine aynı tekrarlıyor sıralar. Her başta iki tane aynı yere. Bu sefer siyah da sadece tepelerine ikili trabzan yapıyoruz. Beyazla siyah arası geçişler düzgün dursun diye. Evet ortaya da tekrar bir trabzan bir zincir bir trabzan artırmamızı yaptıktan sonra düz bu şekil diğer başa kadar gelelim. Sonuncuya geldik gördüğünüz gibi. Tekrar aynı yere 2 iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir devam ediyoruz. İlk baştaki trabzanın tepesine 2 taneyi yaptık. İlmek alıyoruz, önden alarak. ilmeklerimizi devam ediyoruz modelimize. Evet ilmeklerimiz bu sırada önden alarak trabzanlarımız yine aynı ikili trabzan siyahla beyaz arası geçişlerde önden veya arkadan alarak örmüyoruz geçişleri arada dikiş var gibi duruyor o şekil olmadığı için böyle yaptık 2 zincir devam ediyoruz İlk baştaki trabzan tepesine aynı yere 2 tane trabzan ilmek aldık. Ters tarafından tığımızı geçirip ilmeklerimizi, trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, ortaya kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldikten sonra artık bitireceğiz. Her tepeye bir sık iğne. Her tepeye görmüş olduğunuz gibi siyahta biraz zor olsa da göstermek istedim. Sadece tepelere sık iğne yaparak ortaya kadar geldik. Ortada 3 tane sık iğne yapacağız. Zincir yok. Evet 3 tane yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Her tepeye bir tane sık iğne. Evet her tepeye bir sık iğne. Bir zincir. Yine aynı başlarda ve sonlarda artırmayı unutmuyoruz diğerlerine hepsine birer tane sık iğne. Sadece ortada 3 tane. Başta ve sonda artırmamızı yapıyoruz. Ortada da 3 tane yapacağız. Ve ipimizi kesebiliriz diğer başa kadar gelince. Evet, görmüş olduğunuz gibi büyüklüğü bu kadar. Şimdi siyepimi alıyorum. Çift kat yapıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki kat olarak başlıyoruz. Toplamda 25 tane zincir çekeceğim. Baştan başlıyoruz. Yan tarafından. Her yan tarafından sıra başına birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi beyazda daha çok belli olacaktır. Birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. İlk başta başladığımız yere geldik. Bakın tam ortadayız. Sihirli halkanın ipini de burada sağlamlaştıralım. Unutmayalım ki bol alma veya sökülme olmasın devam ediyoruz diğer ucuna kadar sık iğne yapmaya birer tane sık iğne yaparak diğer uca kadar geldik ipi koparttığımız yere 25 tane de bu tarafa yapacağız zincir her zincire bir sık iğne Evet, zincir atlamıyoruz. Her zincire bir sık iğne bu şekil öreceğiz. Sık iğne tepelerine de aynı atlama yapmıyoruz, çoğaltma yapmıyoruz. Bu şekil devam ediyoruz. Diğer uca kadar. Şimdi böyle 5 zincirle 4 tane sık iğne olacak şekilde başladığım kırmızı rengimden de 9 sıra ördüm sık iğne ile. Evet 4 tane sık iğneyi bu şekil 9 sıra örerek tamamlayabilirsiniz. Ortadan böyle birkaç kez ip doladım. Güzelce sıkıca bağlıyoruz ki sağlam olsun. Evet kolay. Görmüş olduğunuz gibi sadece sık iğne ile bir tane de papyon yaptım. Yün iğnemi aldım. Tam ortalıyorum. Dilerseniz şöyle yukarıya da yapabilirsiniz. Dilerseniz o ortanın biraz alt tarafına da yapabilirsiniz. Sadece uç taraflarından dikeceğiz. Sağından ve solundan ortalarını dikmeyeceğiz. Evet diğer uca kadar da ipi kopartmaya gerek yok. Şöyle arasında gezdirelim. Diğer ucuna kadar. Bir de bu uçtan dikelim. Tamamdır. Şimdi iğneye seyipimizi çift kat olarak takıyoruz. Evet şöyle minik bir tüy atalım ucuna. Şu ortada artırma yerleri vardı. Beyaz yerlerden başlıyoruz. Böyle birkaç kez dolayalım. Şu ipi de keselim şuradan. Güzel dursun. diğer artırma yerine böyle görünen artırma yerlerine sağdan böyle sola doğru birkaç kez dolayarak düğme şeklini vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi örgünün ters tarafı da düzgün duruyor. Evet bu ipin ucunu da keselim. Daha da düzgün olsun. Evet bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.